Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Resmi adıyla İspanya Krallığı, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Baler Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı ve Kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 kilometrekarelik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den sonra Avrupa'daki ikinci yüksek ülkedir. UNESCO Kültür Mirası sahipliği itibariyle İtalya'dan sonra gelen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya parlamenter demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimiyle yönetilir. 1986'dan beri Avrupa Birliği'nin 1982'den beri NATO'nun bir üyesidir. Avrupa'nın en popüler turist destinasyonlarından olan İspanya, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün verilerine göre 2012 yılında kaydedilen 57 milyon turistle Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte dünyada en çok ziyaret edilen üçüncü ülkesi durumundadır. İspanya'nın başkenti Madrid'dir. İspanya 17 özerk bölgeye ve 2 özerk şehre ayrılmıştır. Ayrıca İspanya'da 50 il bulunmaktadır. 7 özerk bölgenin her biri Asturias, Baler Adaları, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia ve Navarre aynı zamanda bir ildir. Tarihi sebeplerden ötürü bazı iller ayrıca comarcas denilen ilçelere ayrılmıştır. İspanya'nın diğer önemli şehirleri Barcelona, San Sebastian, Bilbao, Malaga, Sevilla ve Valencia'dır. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık'a bağlı Cebeli Tarık ile komşudur. İspanya'ya İstanbul'dan ve Ankara'dan direkt ve aktarmalı uçuşlar vardır. Bu uçuşlar Barcelona, Madrid, Bilbao, Malaga, Santiago de Compostela ve Valencia yapılmaktadır. Dağlık bölgeleri dışında İspanya'yı gezmek için en uygun dönem yaz turizmine uygun sıcaklıklar itibariyle Mayıs-Ekim arasıdır. İspanya'ya gelenleri güneş ışığı, güzel yemekler ve konukseverlik karşılar ama aynı zamanda zengin tarih miras ve çarpıcı manzaralar da keşfedilecekler arasındadır. İspanya dünyada turistlerin en çok tercih ettiği ikinci merkezdir. 8000 kilometreden fazla sahil şeridinde çok çeşitli spor imkanları ve sosyal etkinliklerin yanında kültürel mirasın zenginliği de dikkat çeker. İspanya'nın çok yönlü kültürel mirası dünyaca ünlü İspanyol mutfağını ortaya çıkarmıştır. İspanya'da her yaşa uygun çok çeşitli eğlence faaliyetleri vardır. Son 10 yıl içinde Benidorm'daki Terra Mítica, Tarragona'daki PortAventura, Sevilla'daki Isla Mágica ve Madrid'deki Warner Bros. Park gibi birkaç konulu eğlence parkları açılmıştır ve çocuklara özellikle bilimi ve çevreyi tanıtma amaçlı çok sayıda eğlence sunulmaktadır. İspanya son derece sosyal bir ülkedir. Muhteşem bir gece hayatı vardır. Özellikle Barcelona, sabahlara kadar süren gece hayatıyla ünlüdür. Hemen hemen her mevsim ılıman özelliklere sahip olan ikliminden dolayı İspanya'da halk sokaklarda yaşar. Kafeler, barlar, restoranlar her daim insan doludur. Öğleden sonra şehirden şehre değişmekle beraber yaklaşık 12-16 arası İspanya'da siesta saatidir. Dükkanlar ve iş yerleri kapalıdır. Dünya Bankası verilerine göre İspanya dünyanın en büyük 8. ekonomisine sahiptir. CIA verilerine göre İspanya'nın gayri safi milli hasılası 1362 trilyon dolardır. Kişi başına düşen GSMH ise yaklaşık 33.700 dolardır. İspanya ekonomisi 2007 yılında tüm G7 ülkelerini geride bırakarak %3.8 büyümüştür. İspanya 1999 yılında kendi para birimi peseta'yı bırakarak diğer Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Euro para birimine geçmiştir. İspanya'da 20.19 milyon çalışan bulunurken bunların %3.3'ü tarımda, %29.88'i sanayide, kalan %66.6'lık kesimde hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ancak bununla birlikte %22.3'lük işsizlik oranıyla Avrupa ortalamasının üstündedir. İspanya nüfusunun büyük çoğunluğu Katoliktir. Nüfusun yaklaşık %70'ine yakınının Katolik olduğu ülkede güçlü bir inanç sistemi vardır. Nüfusun geri kalanının %26'sı kendini herhangi bir dine ait hissetmezken, Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve İslam da küçük oranda da olsa vardır.
İspanya'nın resmi dili İspanyolcadır. Fakat çok kültürlü bir yapıya sahip İspanya'da çeşitli bölgelerde farklı Baskça, Katalanca ve Galiçece gibi diller de konuşulmaktadır. İspanya'da iklim ve hava durumu. İspanya'da farklı iklim tipleri bulunur. İklim özellikleri bölgelere göre değişir. Atlantik Okyanusu kıyısındaki bölgelerde görülen Atlantik iklimi, Galicia, Asturya, Cantabria, Bask ülkesi, Navarra'da etkilidir. Özellikle kış aylarında yağış görülür, kış ve yaz oldukça ılıman geçer. Okyanus kıtasal iklim etkisindeki İber Yarımadası'nın orta bölgesi, yani Castilla-León, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura ve Endülüs'te ise kışlar oldukça soğuk geçer ve özellikle kuzeyde kar yağışları görülür, yazlar ise sıcaktır. Kıtasal Akdeniz iklimi etkisindeki Aragona, Katalonya, Valencia, iç kısımlarında, Murcia, Castilla-La Mancha ve Endülüs'te yağışlar ilkbahar ve sonbahar aylarında görülürken, yazlar sıcak, kışlar ise soğuk geçer. Akdeniz iklimi etkisindeki Katalonya, Balear Adaları, Valencia, Murcia ve Endülüs'te çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağış görülür. Yağışlar kuzeyden güneye doğru gidildikçe azalan bir seyirdedir. Barcelona 640 mm, Tortosa 524 mm, Valencia 454 mm, Alicante 336 mm, Almería 196 mm. Kış aylarındaki hava sıcaklıkları çok düşük olmamakla birlikte yazın sıcak bir hava hakimdir. Subtropikal iklim ise Kanarya Adaları'nda etkilidir. Neredeyse bütün yıl boyunca ılıman bir iklim hakimdir. 18 ile 24 gradi arası. Kış mevsimi yok denecek kadar hafif geçer. Santa Cruz de Tenerife'deki ortalama hava sıcaklıkları Ocak ayında 17.9 gradi, Ağustos ayında ise 25.1 gradi'dir. Kanarya Adaları'nın yağış oranı bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektedir. Dağ ikliminin hakim olduğu Pirenelerin yüksek kesimleri ve Kastilya Dağları'nın yüksek yerlerinde kışlar uzun geçer, yazlar ise kısa ve ılımandır. Özellikle kış ayları bölgede yoğun don olayları görülür. Bu sebeple yaz aylarının gelmesi uzar, yazlar kısa ve ılıman geçer. Temmuz ayının ortalarına doğru bölgede şiddetli yağmurlar başlar ve su baskınları meydana gelir. İspanya mutfağı. İspanyol mutfağı dendiğinde aklınıza önce paella gelmelidir. Valencia yöresinin bu çok meşhur yemeği neredeyse İspanyol mutfağına damgasını vurmuştur. Paella, tavuk eti, balıklar ve deniz ürünleriyle pişirilen son derece lezzetli bir pilav yemeğidir. Paella, tarih içinde İspanya'yı işgal etmiş olan Romalılar ve Arapların yemek kültürünü birleştiren bir yemek olarak tanımlanır. İspanyol mutfağında sık sık tüketilen ve bir tür soğuk çorba olan gazpacho, özellikle Endülüs'te yaygındır. Islatılmış ekmek anlamındaki Arapça bir sözcükten türetilen adı, aynı zamanda da tarih boyunca Araplarla olan etkileşimin bir göstergesidir. En sık yapılan gazpacho yemeği, domates, sirke, sarımsak, zeytinyağı, ekmek içi, soğan, salatalık ile yeşil biberin pişirilmemiş ve ekmek kırıntılarıyla koyulaştırılmış karışımından oluşur. Yağda kızartılmış ekmek parçaları, doğranmış sebze ve katı yumurta ile birlikte servis edilir. Endülüs'teki Malaga ilinde yapılan ve oldukça özgün bir tadı olan gazpacho'nun temel malzemesi ise bademdir. Ayrıca içine üzüm de konur. İspanya'nın en kalabalık yöresi olan Endülüs'ün değişik kesimlerinin kendine özgü spesyaliteleri vardır. Örneğin kıyılar boyunca deniz ürünleri çeşitleri, Sevilla'da paella, Córdoba'da nefis aromalı gazpacho bunların en bilinenleridir. Endülüs'ün hemen her bölgesinde ise klasik İspanyol içkisi şerinin yanında, öğlenleri sandviç olarak, akşamları ise ordövr olarak sıcaklı soğuklu irili ufaklı tapaslar sunulur. Şerinin 4 çeşidi vardır. Açık renkli ve sek olanı fino, koyu ve daha ağdalı olanı amontillado, hafif tatlı koyu sarı olanı oloroso, koyu ve tatlı olanı ise cream. İspanya'nın güney bölgesini oluşturan Endülüs, uzun yıllar Arap işgalinde kalmasından dolayı İspanyol mutfağına özgün lezzetler kazandırmıştır. Kuzey Afrika ülkelerinin mutfaklarından da çok etkilenen Endülüs mutfağı, bu etkiden dolayı karbonhidrat ağırlıklı besinlerden oluşurken, aynı zamanda da hem Atlas Okyanusu'na hem de Akdeniz'e olan kıyıları sayesinde deniz ürünleri mutfaklarında büyük yer tutar. Buğday, üzüm ve zeytin, geleneksel tarım ürünlerini oluşturur. Zeytinyağında yapılan kızartmalar, Endülüs mutfağının tüm dünyada Cocina de los Fritos,
kızartma yemekler mutfağı olarak tanınmasını sağlar. Akdeniz tipi beslenmenin ana malzemelerini oluşturan yumurta, domates, sarımsak, soğan, zeytin ve biber bu mutfakta da bol bol yer alır. İspanyol yemek adetlerini zenginleştiren, günün belirli saatlerinde atıştırılan tapas adlı mezeler ve kanepelerdir. Bunlar tasca adı verilen küçük bar restoranlarda sunulur. Bir bardak şarap veya bira eşliğinde küçük tabaklar içinde küçük porsiyonlarla sunulan tapaslar çoğunlukla peynirli, etli, yumurtalı sebzeli yemeklerden yapılır. İspanyollar mahalledeki taskalarda dostlarıyla buluşur ve bu lezzetli ürünlerin yiyip sohbet ederler. İspanya'dan alınacak hediyelik eşyalar. İspanya'dan getirebileceğiniz başlıca hediye elbette boğa güreşlerini temsil eden objelerdir. Diğer bir başlıca hediye de futbol takımlarının arma, forma, atkı gibi ürünleri. Barcelona'daki Gaudi Müzesi'nin hediyelik eşya dükkanında çok çeşitli hediye seçeneğiniz vardır. Bunların dışındaki seçenekleriniz ise yelpaze, flamenco elbisesi ve ayakkabısı, peynir, şarap, şeri ve sarküteri ürünleri. Cava isimli İspanyol şampanyası da orijinal bir hediye seçeneği olabilir. Flamenco dansçılarının ellerinde şaklattığı kastanyetler de çok popüler hediyelerdendir.